Herkese merhaba. Bugünkü gündem konumuz son dönemde artan KYK mağduriyetleri ve bunun sonucunda oluşan nefret ve ayrımcılık suçu. Toplum olarak aramıza kasıtlı olarak örülen duvarları, bu yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası oluşan yardımlaşma duygusuyla aşmaya çalışırken bu demek ki birilerini rahatsız etmiş olacak ki bu duvarlar yeniden örülmeye çalışılıyor. Bu tarz ayrımcılıktan her şekilde nasibini alan ise son yılların en büyük mağdur grubu biz KYK'lılar. Gün geçmiyor ki KYK'lılarla ilgili yeni bir mağduriyet duymayalım, yaşamayalım. Darbeden beri zaten sürekli üzerimizde tepiniliyor. Ailelerimizle birlikte açlığa, susuzluğa, zindana ve sürgüne mahkum edildik. Kendi işini yapmadığı için kaza geçirip ölenler, yaşadıkları travmadan dolayı hastalanan, kanser olup ölenler ve yine yaşadığı travmadan dolayı bunları kaldıramayarak intihar edenler ne yazık ki binleri geçti. Bu yaşanan mağduriyetleri yaşatanlar yeterince tatmin olmamış olacaklar ki bu mağduriyetlere yeni mağduriyetler eklemekten çekinmiyorlar. Son dönemde biliyorsunuz KYK'lıların birbirine yardım etmesi de suç oldu. Değişik tarihlerde yüzlerce insan gözaltına alındı bu sebeple. Bir KYK'lının yurt dışından gelen parasını çekmek için bankaya gittiğinde banka görevlisinin kendisine sakıncalı listede olması nedeniyle parayı veremeyeceğini okumuştuk. Son dönemde depremle birlikte deprem zedelere yardım edilecek kişiler arasında KYK'lıların istisna edildiğini gördük. Tam bunlara şaşıracakken TÜBİTAK'ın depremzedelere burs konusunda yayınladığı şartnamede KYK'lı olmamak şartını getirdiğini ve yine deprem bölgesinde yaşamış olan kişilere Vakıfbank tarafından verilecek 100 bin liralık kredinin başvurucunun eşinin KYK'lı olması nedeniyle, altını çiziyorum, kendisinin değil eşinin KYK'lı olması sebebiyle başvurusunu, kredi başvurusunda reddedilmiş olduğunu gördük. Bunlar yaşayanlara yapılan mağduriyetti, yaşatılan mağduriyetti. Bir de ölülere yaşatılan mağduriyetler var. O da Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü depremde vefat eden öğretmenlerle ilgili bir taziye ve listesi yayınladığında geçen sene göreve iade edilen KYK'lı öğretmen Kübra Çolak'ın o listede olmadığını gördük. Ne yazık ki işlediği suçlar artıyor demiştik. Mağduriyetlerden bahsettik. Tabii hepsinden değil. Hepsinden bahsetmiş olsak bu videonun süresi bayağı uzayacak. Son dönemde yaşananlardan bahsettim. Birkaç tanesinden. Mağduriyetler böyleydi. Peki suç nedir? Suç arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 122. maddesinde vücut bulan nefret ve ayrımcılık suçu. Ne diyor 122. madde? Birlikte bakalım. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefe, inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle. A. Bir kişinin kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini. B. Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını. C. Bir kişinin işe alınmasını. Ve D. Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. TCK'nın, yani Türk Ceza Kanunu 122. maddesinin ilk halinin başlığı arkadaşlar ayrımcılık. Fakat daha sonrasında 6529 sayılı yasanın 15. maddesiyle başlık değişiyor ve nefret ve ayrımcılık olarak son halini alıyor. Yasa koyucu bunun gerekçesini şu şekilde açıklamış, onu da okuyorum. Nefret suçlarında hedef mağdurdan öte mağdurun üyesi olduğu sosyal gruptur, KYK'lılar. Fail için ön yargı açık veya örtülü şekilde suçun işlenme motivasyonunu oluşturmaktadır, ön yargı. Ayrımcılık temelli olması nedeniyle nefret suçu fail ve mağdur ile birlikte tüm toplumu yakından etkilemektedir, aynen burada söylendiği gibi oluyor ne yazık ki arkadaşlar. Kanun koyucunun tanımı ve
Maddenin gerekçesine baktığınızda ve biraz önce bahsettiğim mağduriyetler ve çok öncesinden bu zamana gelen tüm mağduriyetleri birlikte değerlendirdiğinizde suçun işlendiğini siz de çok rahat bir şekilde görecek ve bana katılacaksınız diye düşünüyorum. KYK'lı sigortalı işte çalışamaz, kredi kartı alamaz, kendi hesabına yatmış parayı çekemez, kredi başvurusunda bulunamaz, burs başvurusunda bulunamaz, kendisi gibi mağdur olmuş ailelere yardım edemez, yardım alamaz. Yani KYK'lı yiyemez, içemez, nefes alamaz, yaşayamaz. KYK'lılara bu yapılanları görünce arkadaşlar aklıma hep Peygamber Efendimizin Mekke döneminde ona ve Müslümanlara yaşatılan boykot aklıma gelir. Onlar da yaşayamamış, nefes alamamış ve çok bunalmışlardı o boykot zamanında. İşte aynı şeyler KYK'lıların da başında. Ama ümitsizliğe de kapılmayacağız arkadaşlar. Her defasında söylüyorum. Korkup bu yapılanları da sineye çekmeyeceğiz. Sessiz kalmayacağız. Her platformda hukuki olarak hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Ta ki o güvenin Kabe'nin duvarındaki kağıdı yemesine ve KYK'lılara bu mağduriyetleri yaşatanların nefes suçundan yargılandığını görene kadar vesselam.